Mesut Hakkı Coşun'un bir sorusu var. Hemen yöneltebiliriz buyurun. Şimdi siyah bereli bugün tankçı oldun. Seni tebrik ediyoruz. Mavi bereli jandarmadan siyah bereli tankçıya geçtin. Şimdi tankçı komandomuz. Amerikalılar diyorlar ki küçük bir saldırı olacak ve bu saldırı nükleer santrallara olacağı yolunda beklenti var. Nitekim Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sözcüsü endişeliyim, İran'ın nükleer tesisleri hedef alınabilir diyor. Siz oradasınız. İran uçakları uçuyor mu? Alarm var mı? Böyle bir şey bekliyorlar mı? Tatbikat yapıyorlar mı? Böyle bir beklenti var mı? İkincisi, ekonomisi zor şeyin, İran'ın. Halk, bu iş yeter bu kadar, uzak dursun İran. Yeter bu kadar eğiliminde mi? Kamuoyu nasıl düşünüyor? İsrail'le savaşı istiyor mu? Hocam askeri uçaklardan bahsediyorsunuz zannediyorum, doğru duyduysam kesik kesik geliyor. Böyle jetlerden bahsediyorsunuz galiba, değil mi? Doğru mu anladım? Bir kere daha tekrar edin isterseniz. Şöyle yapalım. Bir kere daha tekrarlasın hocamız Fulya. Şimdi Amerikalı uzmanları çoğu ve Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Ajansı uzmanları İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer santrallerine bir saldırı yapabileceğini söylüyorlar. Bu olur mu? Havada bir tatbikat, bir şey var mı? İran uçakları hava sahasını kapattı mı? İkincisi, İran halkı diyor ki yeter bu, İsrail'le biz bulaşmayalım. Dediğin gibi kulağını çektik, burnuna yumruk atmayalım. Bu kadar yeter mi diyorlar? İran tarafı hocam şöyle, hava sahası kapalı mı derken böyle bir jetlerin hareketliliği yok öyle bir, yani benim gözlemlediğim. İki, hava sahası açık. Ama olağanüstü bir alarm durumundayız deniliyor ordu tarafından. Yüksek alarm durumundayız deniliyor. Sirenler dediniz ya, bugün acaba, şimdi bazı şeyler de gizli de tutuluyor tabii. Ordunun hazırlığı kamuoyuyla net bir şekilde bütün çıplaklığıyla paylaşılmıyordur tabii ki yani. Gizli tutulan detaylar vardır. İşte bugün bu askeri alanda, bu Tebriz'e 40 kilometre uzaklıktaki alanda sirenlerin çaldığını duyan çok sayıda insan olmuş. Hatta tedirgin olanlar olmuş. Hoş hemen üstüne bu yalanlandı. Böyle bir şey olmadı. Sirenler çalmadı, alarmlar çalmadı denildi ama belki de gizli tutuluyordur bazı şeyler. Belki bir tatbikat havası, tatbikat yapılıyordu belki. Bu gizli tutuluyor olabilir. İkincisi, benim de gözlemim şu, hani İran da bu meseleyi çok fazla uzatmak istemiyor. Bunu anlıyorum. Yani İran zaten hani dünya medyasında, hatta Türkiye'de de konuşuluyor ya, İran şimdi ne yaptı ki? Davulla, zurnayla duyurarak vurdu. Böyle şey mi olur gibi yorumlar yapılıyor ya. Zaten İran yetkilileri diyor ki bizim zaten amacımız buydu. Biz amacımıza ulaştık. Bizim için bu yeterlidir diyor. Yani benim aldığım hava ve izlenim ve bazı yetkililerin konuşmalarından anladığım bu. İran da uzatmak istemiyor ama sanki İsrail'den bir karşılık gelecek mi? İşte istihbarat kaynakları veya işte Batı medyasında yer alan bazı işte iddialar, yine İsrail tarafından gelen açıklamalar, İsrail'de yine üst düzey bir yetkili açıklama yapmıştı. Biz gereken cevabı vereceğiz şeklinde. İsrail'in tavrı net. İsrail de eğer vurursa, İran da şunu söylüyor. Doğrudan şehirleri vurmaz, hedef almaz. Vurursa da bazı enerji üslerinde daha az zarar vererek bazı şeyleri, ha biz de vurduk, biz de karşılığını misillemeyi yaptık. Böyle bir şey bekleniyor. Hani mesela dün gelen şu açıklamayı ben tabii tekrar okumak isterim size. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi'nin yaptığı açıklama. F-35 savaş uçağının önünde çünkü açıklama yaptı İsrail Genelkurmay Başkanı. Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret etti ve F-35 savaş uçağının önüne geçip dedi ki İsrail İran'ın attığı füzelere cevap verecek dedi. İran İsrail'in stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamıştı.
gibi bir ifade kullandı. Evet, daha önce İran doğrudan İsrail'e hedef almamıştı. Doğrudan bir askeri bölgeyi vurmamıştı. Bir tahribat verildi. Evet, İsrail tarafına baktığınız zaman %90'ın üzerinde demir kubbe çok başarılı oldu. İran'ın füzeleri imha edildi. Ama bazı yerlerde tahribat oluştu. İsrail de bunu zaten saklamıyor, söyledi. Zarar verilen bazı stratejik noktalar oldu. Ve bu daha önce olmamıştı. Ve biz İran'ın saldırısına karşılık vereceğiz diyor İsrail. Böyle çok hani net konuşmalar oluyor. Ama işte onun o karşılık vereceğiz cümlesinin altında ne var? Nasıl bir karşılık verecek? Şehirleri mi bombalayacak? Veya işte Suriye'de veya Lübnan'da veya başka bir ülkede bir konsolosluk binasını mı bombalayacak? Ki şunu da söyleyeyim, dün İtalya Büyükelçiliği mesela Tahran'daki binasını kapattı, faaliyetlerini durdurdu geçici olarak. Şimdi onu söyleyeyim size, geçici olarak durdurdu. Şimdi böyle bir bazı ülkelerde buraya sanki Tahran'a özellikle bir saldırı yapılabilir endişesiyle güvenlik önlemleri alıyor bazı ülkeler. Kendi işte konsolosluk, büyükelçilik binalarında. Yani dolayısıyla bunun boyutunu şu an zaten düşünüyoruz. İsrail bir şekilde bunun karşılığını verecek. Bu kaynaklar sağlam, açıklamalar. Gelen aldığımız hava, işte istihbarat kaynakları, İsrail'den yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar bir karşılık verecek. Ama bu karşılığın boyutu ne olacak? Enerji üssü mü? Siber saldırı da olabilir. Bu da mesela güçlü ihtimal arasında. İsrail'in İran'a bir siber saldırı yapabileceği, işte bir enerji üssü mü vurulacak veya vekaletleri daha önce İran vekaletler üzerinden İsrail'e saldırılar yapıyordu. Bu şekilde mi bir saldırı düzenleyecek? Bu merak ediliyor. Ama bir şekilde burada tansiyon düşmeyecek. Bundan eminiz gibi. Yani gözlemlerimiz de bu. İran sokaklarına baktığınız zaman insanlar daha böyle rahat, daha sakinler. Çok büyük bir saldırı beklentisi yok gibi, özellikle büyük şehirlerde olanlar. Ama hani kırsalda biraz daha sınır bölgelerinde böyle bir göstermelik saldırı mı yapar İsrail bilinmiyor. Ama bir şekilde tansiyon düşmeyecek, bunu görüyoruz, gözlemliyoruz yani. İki taraftan gelen açıklamalar sanki bunu ortaya koyuyor çünkü. Fulya, İlk başta gelen bilgilerde hep İsrail kaynaklıydı ve İran'ın ne füzesi ne İHA'sı hiçbir hedefi vurmadığı şeklindeydi. İşte %99'u havada vuruldu dendi. Sonra bu %90'a düştü. Ama bugün ortaya çıkan görüntüler İsrail'in belli havaalanı, yani hedef alınan havaalanlarında ciddi zayiat olduğunu gösteriyor. Zaten son yapılan açıklamalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu da bir açıklama yaptı ve rapor yayınladı bugün akşam. Görüntüleri de paylaşıldı zaten. Oralarda İran medyasında, İran'da kendi içinde de birçok görüntülerin yayınlandığını biliyorum. Bana da gönderdiler çünkü. Bunlar tartışılıyor mu oralarda? Yani nasıl vurdukları, bunun etkisi, kendi işlerinde nereleri vurdukları konusunda bir sohbet, görüştüğün kişilerde var mı? Evet, o askeri üssün görüntüleri burada da paylaşıldı hocam. İran medyasında da o tahribata yol açan, İsrail'in de hani saklamadığı, evet maddi hasar oluştu dediği o üssün görüntüleri, havadan görüntüleri burada da paylaşıldı. Burada hatta İran medyasında konuşuluyor, bu böyle vuruldu, askeri nokta vuruldu şeklinde. Bir de hocam tabii iki ülkede kendi açısından kamuoyuna biraz bilgiler veriyor. Yani buraya baktığımız zaman biz vurduk, %60'ı da düştü, işte şöyle vurduk hedefleri deniliyor. İsrail tarafına baktığımız zaman %99'u imha edildi, çok da bir zarar olmadı. İşte hafif hava üssünün bir kısmında maddi hasar oluştu deniliyor. İki taraf da biraz daha kendince yorumlar yapıyor. O kısım bence biraz bulanık açıkçası. Hani gerçekten bu füzelerin ne kadarı düştü, demir kubbe gerçekten %90'ını veya %99'unu, o da bir muallak hocam. Bir 90 oluyor, bir 99, 94 diyen var. Ama büyük oranda biz imha ettik, etkisiz hale getirdik diyor İsrail atılan bu füzeleri. Yani İran tarafına baktığımız zaman da biz gayet de, onlar beklemiyordu bizden böylesini. Biz doğrudan yaptık. Ama ne kadar etkili olduğu değil de İran. Aslında İran şununla ilgileniyor.
Ben yapabileceğimi gösterdim sana. Ben ilk defa kendi toprağımdan sana füzeler ateşledim. Ben sana bu mesajı veriyorum. Eğer daha ileriye gidersen, işte benim alanımda, işte benim topraklarıma saldırı düzenlersen, ben sana bunun daha fazlasını yapacağım. Daha büyüğünü atacağım. Bu var yani, bu hava var. Hani biraz daha o şey var ya, şu motivasyon var dedim ya halkta. Yani ne kadar vuruldu, tahrip edildi, işte 10 ev mi yıkıldı, işte 30 asker öldü. Bununla ilgilenmiyoruz buradakiler. Benim anladığım bu. Yaptık, bu kısımla ilgileniyorlar. İran, İsrail'e doğrudan vurdu. 300'den fazla füzeyle vurdu. Bu bizim için çok önemli. Bu kısım daha çok burada konuşuluyor. Anlatabildim mi? Orada ne kadar tahribata yol açtı, ne kadarı düştü, kaç kişiye zarar verildi. Bu değil yani konuşulan. Biz yaptık. Biz mesajımızı verdik. Onlar da mesajı aldı. Bu kısım biraz daha fazla konuşuluyor. Açıkçası. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Başka soru yok herhalde. Çok teşekkürler Fulya. Sana mutlaka yeni gelişme olduğunda döneceğiz ama